3 Haziran, dünya çevreyi, doğayı, hayatı savunma günüdür. Bu anlamda mücadelemizin bir muhasebesini yapma günüdür. İçinden geçmekte olduğumuz COVID-19 salgın sürecini görmek isteyenlere bunun için yeni bir imkan sunmaktadır. Bugüne kadar ülkemizde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı resmi makamlara göre 4500 civarında olduğu söylenmekte. Gerçek kayıpların açıklananın çok üstünde olduğu bilinmektedir. Dünyada ise kayıpların sayısı yarım milyona hızla yaklaşmaktadır. Ormanların yok edilmesi, çevre tahribatı, kömür santralleri, petrol kullanımı, HES'lerin, nükleer santraller, aşırı plastik üretim ve tüketimi, atmosferde biriken karbondioksit ve giderek şiddetlenen iklim krizi nedeniyle doğanın milyonlarca yılda kurduğu denge alt üst edilmektedir. Normalde insanla karşılaşmaması gereken yaban dünya adeta insanların mutfağına kadar sokulmuştur. Bununla beraber var olan küresel erişimin kolaylığı da bu yaban hayattan bir şekilde çıkan çeşitli hastalıkların tüm dünyaya kolayca yayılmasına neden olmaktadır. Daralan yaban çevre, habitat tahribatı, aşırı tüketim, aşırı kirlilik gibi pandemileri hızlandırıcı etmenler de kapitalist sistemin temel özelliklerinden biridir. Sistemin efendilerinin kazanç uğruna ve büyüme uğruna, gelişme adına sürdürdükleri acımasız saldırılar, insanı, doğayı, hayatı hızla geri dönüşü olmayan yok oluşa doğru sürüklemektedir. Böyle devam edilirse COVID-19 salgını ne ilk ne de son salgın olacaktır. Giderek şiddetlenen iklim krizi nedeniyle kutuplardaki buzullar ve geniş tundra alanları erimektedir. Milyonlarca yıldır buz altında bekleyen, bugün yaşayan canlıların tanımadığı bakteri ve virüsten dünyaya yayılması, bunun yol açacağı yeni salgınlar dönemi fazla uzak görünmemektedir. İklimi değil, sistemi değiştir. İklimi değil, sistemi değiştir. İklimi değil, sistemi değiştir. Virüs salgınları konusunda alarma geçen dünya, iklim krizi konusunda harekete geçmeye pek niyetli görünmüyor. Bunun nedenleri hakkında düşünmek gerekir. Ekonomiyi ve hükümetleri yöneten tröstler para kaybetmek, karlarından zarar etmek istemiyorlar. Adeta ölü taklidi yapıyorlar. Oysa COVID-19 pandemisinin ya da birçok felaketin iklim kriziyle ilgili olduğu gerçeği ortada duruyor. Kapitalist sistem sadece insanlığı değil, bütün canlıları yok oluşa sürüklüyor. Doğal süreçler sonucunda meydana gelen tür yok oluşların hızı 10 bin kat daha artmış vaziyettedir. Bu hız ile devam edilirse 2100 yılına kadar kara ve deniz türlerinin yarısının nesli tükenmiş olacaktır. Bugünlerde normalleşmeden, normale dönmekten çokça söz edilmektedir. Oysa biz normalizeye geri dönmek istemiyoruz. Biliyoruz ki eski normal problemin ta kendisidir. Ekonomik ve siyasal sistem ikisi birden problemin temel kaynağıdır. Eski normal dedikleri nüfusun %1'i olan servet sahiplerinin sebep oldukları arızalar bütünüdür. Ciddi ve kalıcı bir sistem değişikliği yaratamazsak bir sonraki büyük felaket bulunduğumuz çevrenin kısıtlı yaşanabilirliğini de ortadan kaldırma riskini taşıyor. Bu tehlikenin nedeni de iklim krizi ve beraberindeki kontrolü imkansız olaylar zincirinde yatıyor. Tek çözüm var, iklimi değil, sistemi değiştirmek. Kaz Dağları'nda altın madeni işletmeciliğine karşı, Arhavi Kamilet Vadisi'nde HES'e karşı, Zilan Vadisi'nde HES'e karşı ve Bursa'da, Hasankeyf'te, ülkenin dört bir yanında doğanın talanına karşı mücadele edenlere buradan selam gönderiyoruz. Antalya'da taş ocaklarına karşı mücadele ederken haince öldürülen Ali Ülvi ve eşi Aysin Büyüktuğ Nohutçu çiftini saygıyla anıyoruz. Bizler Adanalı ekolojistler ve hayat savunucuları olarak bölgemizdeki tehlikelere karşı halkımızın dikkatini çekmek
uyarı görevimizi yapmak istiyorum. Adana Ceyhan'da Rönesans Holding tarafından ve Mersin Limanı'nda Tekben tarafından polipropilen üretecek petrokimya tesislerinin kurulacağı duyurulmuş bulunuyor. Her iki tesiste de aşırı derecede patlayıcı özelliği olan propan gazı kullanılacaktır. Hindistan'ın Andhra Pradesh kentinde bulunan ve Güney Kore şirketi LG Polymers'e ait plastik polimer üretim tesisinde 7 Mayıs 2020 günü saat 03'te gaz kaçağı oluşmuştu. Stren adlı öldürücü gaz 3 kilometrelik bir alanı kapladı ve 11 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin hastanelere kaldırılmasına neden oldu. Aynı felaketin Adana ve Mersin'de yaşanmayacağının garantisi yoktur. Bu kirletici ve tehlikeli girişimlere kesinlikle biz Adanalı ekolojistler olarak izin vermeyeceğiz. Yumurtalık ilçesinde kurulu bulunan İSKİN kömür santrali 20 yıldır doğal ortamı zehirlemeye devam ediyor. Bu yetmezmiş gibi şimdiden hemen yanı başında Çinli firmalar tarafından EMBA kömür santrali yapılmaktadır. Kömür yumurtalıkta yakılmakta, külü, zehirli gazları havaya savrulmakta, tonlarca deniz suyu kullanılarak ekosistem yok edilmektedir. Bunun ülkemizin elektrik ihtiyacıyla ilgisi kesinlikle yoktur. Ülkeler arası ekonomik ilişkiler adına ve kömür trostleri kazansın diye doğamız yağmalanmaya devam edilmektedir. Mersin Akkuyu'da Ruslar tarafından yapılmakta olan nükleer santral inşaatı bütün hukuksuzluğuyla devam etmektedir. Dünyanın en tehlikeli ve de pahalı elektrik enerjisi hangisidir diye sorulunca nükleer enerji gösterilmektedir. Nükleer karşıtı mücadele sürecek ve başarıya ulaşacaktır. Çernobil ve Fukushima felaketleri unutulmamıştır. Nükleer maceranın mevcut ben bilimci siyasal iktidar ile kaim olduğu bilinmektedir. Her şeyin bir sonu olduğu da bilinmelidir. İçinden geçtiğimiz günler aynı zamanda Gezi direnişinin de yıl dönümüdür. Gezi direnişi tarihimizin en büyük ekolojik direnişiydi. Ve bizleri başka bir biz yaptı. 7 yıl önce bugünlerde yaşanan Gezi yaktığı ateşle bu topraklarda umudun hiç bitmeyeceğine inancımızı bir kere daha sağladı. Bu toprakların 3-5 rantiyeciye ait olmadığını, bu topraklarda yaşayan tüm canlılara ait olduğunu gösterdi. Gezi direnişinin verdiği güçle toplumsal yaşamın her alanında katılımcı demokrasiyi, savunan, özgürlüğü, barışı ve eşitliği arzulayan, doğaya, yaşam alanlarına, tüm canlılara karşı sorumluluğun farkında olan herkesin ortak mücadelesiyle doğa talancılarına karşı durabileceğimizin farkındayız. Gezi, her yer direniş, her yer gezi, her yer direniş. Her yer direniş. Bu bilinç, inanç ve umutla saygılarımızı sunuyor bütün yurttaşlarımızın, doğamızın ve hayatımızın savunulmasına katkı yapmaya davet ediyoruz.